İlk bebeğimiz 2,5 aylıkken Kuşadası Özel Hastanesi'nde yapılan bir muayene sonrasında bebeğimizin kalbi durmuş denerek bir cumartesi günü öğlen saatlerinde bebeğimizin acil kurtarış olması söylendi Doktor Coşkan Dinçer tarafından. Sonrasında ikinci hamilelik dönemimizde ilk çocuğumuzla ilgili yaşadığımız onca üzüntüden sonra ikinci çocuğumuza çok daha hassas davranarak aynı doktor Kuşadası Özel Hastanesi'nde Coşkan Dinçer'e bebeğimizle ilgili herhangi bir sorun problem var mı yok mu diye her muayenede defalarca sorduk. Hiçbir problem yok, çocuğumuz gayet sağlıklı, gelişimi gayet iyi, hamilelik sürecimiz devam edilebilir diyerek bize ay ay takip etmeye başladı. Biz kendisine çok güvenemediğimiz için 4. ayda İzmir'de Ergün Öziz diye başka bir doktora da gittik. Haricinde 5. ayda organ taramada yine Tahir Özgüder'e İzmir'de gittik. O bize o gün mide ve yemek borusu görünmüyor, olmayabilir diye astı astarı olmayan maalesef bir yalan söyledi. Ki bu tıpta Avrupa'da 16 büyük tıp merkezinde yapılan araştırmalar doğrultusunda bir bebeğe mide ve yemek borusunun olmaması tanısı koyması ihtimali de %0'mış. Aynı gün Ergün Öziz diye İzmir'de yine başka bir özel doktora gönderdi. Onun muayenehanesinde raporlarda elimizde bayağı bir kalın raporlarımız var zaten. 2 saat boyunca yapılan incelemede çocuğun sadece mideyle ilgili, yemek borusuyla ilgili yaptığı yorum haricinde kolla ilgili bize hiçbir şey söylemedi. Gelişimi gayet normal, sadece doğum sonrasında mide ve yemek borusuyla ilgili gerekli takibin yapılacağını söyledi. Ondan sonra biz Kuşadası'na döndüğümüzde Kuşadası Özel Hastanesi'ndeki radyolog Devrim Hanım'a yine muayene olduk. Aynı ayda Aydın Kadın Doğum Hastanesi'ne tekrar muayene olduk. Oradaki Doktor Ender Zincir ve radyolog Atıf Kılıç tekrar bakmışlardı. Haricinde yine yeterli bulmadık. İzmir Ege Üniversitesi'ne gittik. Ege Üniversitesi'ne tabii gidene kadar bu aylar içerisinde 5. aydan sonra 6, 7, 8. aylar dolu dolu muayenelerle geçti. 10. ayda Ege Üniversitesi'ne gittik. Orada da 5 doktor ve ana bilim dalı sanırım ikinci başkanıydı. Ahmet Özgül Yeniel diye bir doktor. O da baktı. Hatta bize yorumunda dua edin yemek borusu yok. Mide ve yemek borusu yok. Haricinde buraya gelen çocuklarda kol ve bacaklar olmuyor. Öyle olsaydı ne yapacaktınız dedi. Ege Üniversitesi'nde Mete Hoca diye bir profesöre gittik. O ameliyatımızı gerçekleştirecekti. Onun ameliyat gününe uygun bir günde çocuğumuzu sezaryenle aldırma kararı aldık. Doğum sonrasında Ege Üniversitesi'nde hatta doğum içerisinde eşime çocukta bir sarılık falan mı geçirdin sen diye sordular. Yarı sezaryenliyken sormuşlar. Eşim de hayır bir problem mi var diye söylemiş. Hastayı bayıltın dedikten sonra hastayı komple bayıltmışlar. Çocuk doğduktan sonra anne çocuğu hiç görmeden sadece ayak tabanının altını görüyor. Ameliyathanenin kapısından çıktı. Orada koridorlarda yeni doğan servisine, yani hasta yatan servisine giderken bütün çocuklar, çünkü biz orada günlerce kaldık, bizim çocuğumuzu direkt alt katta bir filme götürdüler. Hasta bakıcıya ben de demiştim, niçin filme gidiyoruz? Bu çocuğun filme gitmesi gerekiyor dedi bize. Film bölümüne gittik, filmi çekildi. Sonra çocuk hastanesine sevk edildi aynı Ege Üniversitesi'nin içinde. Bebeğimiz orada tekrar benim bildiğim 3 veya 4 film çekildi. Sonrasında yemek borusuyla ilgili hortum takıldı. Çocuk öğre öğre 3-3,5 gün o şekilde beslenmek zorunda kaldı. Yemek borusuyla ilgili de herhangi bir problem hiç çıkmadı. Şu anda da gayet sağlıklı. Bebeğimizin köprücük kemiğini doğumda kırmışlar. Bize 7-8 gün Ege Üniversitesi'nde kaldıktan sonra sağlam raporlarıyla gönderdiler. Zaten karşılaştığımız ilgisizliklerden dolayı ben oradaki bölüm profesörlerine falan çıkmıştım. Biz buraya çocuğumuzu evimize getirdiğimizde Kuşadası'na, çocuğumuzu geceleri hiçbir şekilde uyutamadık. Sabahlar oluyordu, çocuk uyumuyordu. Sürekli ağlamalar yaşıyordu. Bunun mesela bazı çok kötü şeyler, deneyimler yaşamış olduk. Uyumamaları, uykusuzlukları, hatta hani artık çocuğun ağlamaktan nefesi kesiliyordu. Ben ağzımla bazen ağzına nefesler üflediğimiz bile oldu. Yatağına yatırıyorduk. Örneğin en küçük bir kımıldamada köprücük kemiği tekrar batıyor. O batmayla beraber öyle çığlıklarla çocuk uyanıyordu. Yatağında akrep mi var, kırkayak mı var diye yatağın organını boşalttık defalarca. Meğersem çocuğun köprücük kemiği kırıkmış. Bunu da tesadüfen
Söke Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru Hülya Esener Hanım bakmıştı. Doktora dedi ki yani bizle ilgili asla bir durum yok. Zaten sizle ilgili bir durum yok. Bu doğumda kırılmış dendi. Sonrasında evimize geldik. Bir 10-15 günlük sakinleme sürecinden sonra İzmir Ege Üniversitesi'ne gittim. Biz şehir dışı hastasıyız. Bize ait olan bilgi ve evrakları verin dedik. Filmlerin CD'sini ve film çıktılarını istedik. Orada alınan raporda da sol kol anomali haricinde hiçbir iskelet yapısında hiçbir problem ve sorun yoktur. Her şey gayet doğal ve normaldir raporu vardı. Sonrasında ben o CD'leri orada herhangi bir bölümde çalışıp çalışmadığını kontrol ettirdim. Ve bölüm bölüm bize bakan doktorları tek tek gezdim. Hiçbirisi karşımıza çıkmadı. Çok böyle gergin anlar yaşadık o anda. Biraz bağırıştı çağırıştı zorla. Dedim ki bana bu filmin orijinalini verin. O gün bu hastanede defalarca film çekmenize rağmen kırığı biliyordunuz. Bana sonrasında telefonla bir diyalog kuran bir doktor oldu. Yüzünü görmedim. Bana çocuğun köprücük kemiğinin kırık olduğunu yaptığı incelemelerde orada kayıtlarda evet kırıktır deyip bir rapor verdi. Şu anda iki rapor da elimizde mevcut. Konuyla ilgili savcılığa zaten suç duyurusunda bulunmuştum ilk İzmir Adliyesi'nde. Orada da büyük bir fiyasko yaşadık. Savcılıkta savcıya kapısında 3 saat bekleyip çay kahve keyfinde gelen gidenle beni dışarı sokup çıkardı defalarca. Sonrasında girdim dedim çocuğumuzun değiştirildi şüphesiyle dedim. Biz çocuğumuza gerekli şefkati ve ilgiyi gösteremiyoruz. Çok kötü durumdayız. Çocuğumuza DNA testi yaptırmanızı istiyoruz. Ve devamında adli tıpın soruşturmasını istiyoruz dedik. Bana dediler, bana savcının dediği biz senin bir şüphenle devleti 2,5 milyar zararına sokamayız. Bu çocuk zaten bir şey olsa da ne olacak? Çocuğunu al büyüt falan gibilerinden gayet lakayt şeyler de söylendi. O anda büyük bir sinir patlaması yaşadım. Ve orada savcının katibine dedim, girin benim evraklarımı alın. Ben burada bu savcıyla bu takibi devam ettirmek istemiyorum. Ben bu arada ilk aylarda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne, ilk önce Sağlık Bakanlığı'na müracaatta bulunmuştum. Bir mercimer oralara da yazmıştım. İl Sağlık Müdürlüğü'nde bizimle ilgili olan sorumlu doktor demişti ki sen hiçbir şey yapmasan bile bu iş adli bir dava olur. Kamu davası olur, ilerler. Böyle bir saçmalık olamaz. Ben de okuduğumda tüylerim diken diken oldu demişti. O da bir ay, bir buçuk ay içinde sonuçlanır demişti. Ben sonrasında tekrar kendisine 4-4,5 ay sonra gittim. Hala daha herhangi bir gelişme yok. Çok acı çeken, çok yıpranmış bir vaziyette. Çocuğumuzla tek başımıza kaldık. Kimsenin de hiçbir şekilde bizimle ilgilendiği yok. Bu çocuğun ben DNA testini bile kendim yaptırdım. Kendi paramızla. Bugün bu teknolojide, bu tıpta kesinlikle bir kolun olmamasının görünmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Anne karnında kemik ve kıkırdak geliştirici iğneler vurulabiliyor ve belki çocuğumuzun omuzu buraya kadar çıkardı. Şu anda omuz hiç yok. Çocuğumuzun burada omuz dahi yok. Şu kol hiç yok yerinde. Bununla ilgili bir iğneler vurulduğunu internet üzerinden çok okudum. Yine sağlıkçılarımız bizden daha iyi bilir. Omuz birazcık çıksaydı belki daha rahat protez şanslarımız olurdu. Şu anda o umudumuz bile maalesef yok. Hani bununla ilgili gerçekten çok mağdur durumdayız. Bir biyonik kol araştırdığımızda 80-100 bin dolarlardan bahsediliyor. Bu da 500 bin civarı bir para yapar. Bizim bu aile olarak bunları zaten karşılayacak durumumuz da yok. Bu hataya, ihmale sebep olan bütün doktorların bu konuda yargılanıp bizim mağduriyetimizi ve canımız kızımız Almina'mızın gelecekle ilgili bütün sağlık giderlerini, estetik, mikrocerrahi veya protez, biyonik kol gibi bütün giderlerinin de karşılanmasını siz büyük yetkililerimizden talep ediyoruz. Biz mesela kızımızın kolu her döndüğünde şu görüntüyü çok görüyoruz. Şu görüntüyü çok görüyoruz. Ağzı burnu tıkanıyor bu şekilde çok görüyoruz. Kış geldi, uzun kollu giyeceklerini giydirdik yine. İçimiz maalesef çok paramparça.